Evet, kıymetli Kadıköy Sokak takipçileri ve kanalımızın müdavimleri hepiniz Kadıköy Sokak ana kanalına hoş geldiniz. Küçücük bir hatırlatma daha yapayım arkadaşlar. Kadıköy Sokak 2 yazarak 4390 yazan diğer kanalımıza da abone olabilirsiniz. Hani burada üyeliğim vardı hocam, devam mı? 2 Ağustos'a kadar rica ediyorum arkadaşlar. 2 aylığına o kanaldan üyelik alın. 2 ay sonra zaten orada misyonunu tamamlayacak. Burada üyelikler açılacak. Tekrar buraya döneceğiz ve inşallah Allah'tan bir mani gelmese de sonsuza kadar da, sonsuza kadar demeyelim, Allah bana ömür verdiği müddetçe ya da kanalı açık olduğu müddetçe de buradan devam edeceğiz. 2 Ağustos'a kadar lütfen de içinizi sıkın. Üyelik için orası, video için burası. Orada da arada sırada canlı yayınlar yapıyorum. Katılabilirsiniz. Mesela dün akşam çok güzel bir canlı yayın yaptık. Tekrarı kanalda mevcut arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Fenerbahçe'den Canoşki, Senio, Poşki, Ümmah sürpriz. Ne oluyor lan? Ha, Zalewski sürprizi. Oğlum İbrahim Tatlıses bir şey yaptı. Yeğet şap diye. Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe Avrupa'da birçok futbolcuyla iletişim haline geçti. Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getirdikten sonra dünyanın başını çevirip baktığı takım olan Fenerbahçe'ye bu kez Nikola Zalewski'ye yöneldi. Şimdi Mourinho geldi. Yıldız isimler kadroya katılmak isteniliyor ve görüşmeler başladı. Her şey bir şakayla başladı. Polonya Türkiye maçı sonrası Szymański bir soru üzerine Zalewski bana Jose Mourinho'nun çok iyi hoca olduğunu söyledi. Allah Allah, biri beni anıyor herhalde. Zalewski bana Mourinho'nun çok iyi hoca olduğunu söyledi. Zalewski'yi Fenerbahçe'ye getirmek isterim. Ama tabii bu bir şaka diyordu. Ve Polonya milli takımının 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Fenerbahçe'nin gündemine aldığı söylenildi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki lan bu adam da kendini amma övüyor diyeceksiniz. O yüzden söyleyip söylememe arasında tereddütlüyüm. Szymański bu espriyi yaptığı zaman ben üyelere dedim ki arkadaşlar bu espri değil. Ama futbolcu bize gelir mi? Sanmıyorum geleceğini dedim. 18 Polonya milli takım maçı bir tane gol. Bilin bakalım o golü hangi takıma attı? 22 yaşında İtalyan doğumlu. Ya İtalya doğumlu Polonyalı futbolcu. Piyasa değeri 12 milyon euro. Bakın 22 yaşında. Tekrar hatırlatayım. Kulübünde 33 maça çıkmış. 3 asisti var. 1546 dakika. Peki kulübü nereden aldı? Altyapısından çıkardı. Yani 20 milyon euroları görmüş zamanında. Ben beklemiyorum arkadaşlar böyle bir ismi, ama şunu söyleyeyim, olur ya, o sahayı 16'ya satarsın, bu çocuğu da 8'e alırsın, sonraki satıştan da %20 madde dersin, ben bunu sola kiteleyim dersin, sağa da Ferdi'yi kiteleyim dersin, bir şey diyemem, canavar gibi olur ama aksi takdirde yok arkadaşlar. Kiralanabilir, satın alma opsiyonlu, Szymański aracı oldu falan filan, yani beklemeyin arkadaşlar. İyi de o zaman espri yaptım diyordun. He? Yok, beklemeyin arkadaşlar bu arkadaşı. Hani dediğim polyanacı olursa, hani polyanna sistemi 16'ya o sayıyı gönderirsen, bu çocuğu da 8'e verelim, sonra bir satacağım %20 madde verelim derler. Ferdi'yi de sağ bekte oynatayım dersen o zaman başka. Fenerbahçe'de Talisca için indirim şartı. Bakın haberi sanki ben yapmışım gibi okuyorum. Bakın haberi sanki ben yaptım arkadaşlar. Fenerbahçe Anderson Talisca için nabız yokladı. Ancak yıldız oyuncunun maaşı moralleri bozdu. Mourinho ve ekibine 12 milyon, yani Mourinho ve ekibi yıllık ücreti kadar olan 12 milyon euroyu Suudi Arabistan'da kazanan Brezilyalı 10 numara aynı rakamı isterse transfer gerçekleşmeyecek demiş. Bak, benden yürüttükleri belli olmasın diye 12 yazmışlar. 12 değil, 8 milyon euro yıllık ücret alıyor. Ha, oranın vergi sistemi var mı? Vergi alıyorlar mı bilmiyorum ama 8 alıyor. Maaş dengesini bozmak istemiyor. 30 yaşındaki oyuncudan ciddi bir indirim bekliyor. Senelik ücreti 7 milyon euro sınırı belirledi yönetim. 7 belirlemede 4,2 belirledi. Bonservis bedelinde sorun yok diyor. Şimdi Talisca ayrılmak isterse 7-8'e bırakacaklar diyor. Hayır. Talisca ayrılmak isterse 4 milyon euroya bırakacaklar. Ancak oyuncu 8 milyon euro yıllık ücret istiyor. Sponsorlarla falan düşürmeye çalışıyoruz ama bu iş olmayacak gibi arkadaşlar. 85 maça çıkmış. Orada 68 gol, 10 asist yapmış. 85'te 78 gol katkısı. Hani şunu söyleyeyim, aynısını Fenerbahçe'de yapacak olsa 4 kulüp versin, 4 de sponsorlar versin, alalım derim. Ama aynısını Fenerbahçe'de yapar mı? Bilmiyorum. Talisca çok mu gerekli? Bir de onu da düşünüyorum. Şimdi senin elinde Szymański var. Hocam ikinci dönem Szymański düşüşe geçti. Allah'ınızın aşkına.
Habibinizin aşkına. İkinci dönem Fenerbahçe'de kim düşüşe geçmedi? Takım çatır çatır gidiyor. Kütür kütür gidiyor. Ali Koç çıktı dedi ki ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar. O cümleden sonra herkes düştü. Düz yolda yürüyen Fenerbahçe futbolcuları bile yere düştü. O cümleden sonra kulübün malzemecisi bile düştü. Tamam, dışarıda düşman arayalım. Dışarıdaki herkesi düşman ilan edelim. Herkese savaş açalım. Herkesle çatışalım. Herkesi işte şucu bucu ilan edelim. Kabul, ama biraz da içimize dönmeyelim mi? Biraz da içimizdeki saçmalıklarla mücadele etmeyelim mi? Allah aşkına ya, bana deyin ki şöyle böyle deyin ya. Allah aşkına bak, rica ediyorum. Ali Koç bunu dedikten sonra da durum ortada ya. Durum ortada. Herkes düştü oyundan. Sadece Şimanski düşmedi. Ceko, ikinci devre Ceko sahada yürüdü. Yalansa yalan deyin. Hani kısır bir Fenerbahçe izledik ya. Aman İrfan sakatlanmasın. Aman Şimanski kart cezası olmasın. Aman Tadiç'e bir şey olmasın diye diye ikinci devre izledik. Biraz da hatayı, biraz da kabahati kendimizde aramayalım mı? Bence biraz da orada arayalım yani. Hep de birilerinden suç ya da suçlu beklemeyelim. Ha, Şimanski gider 25'e. Talisca'yı alırsın 4'e. Hani ben sadece konuşulan rakamlardan bahsediyorum. Yoksa kesinlik mesinlik demiyorum. Yıllık ücretini 4 verirsin. Hocam sponsor mu sponsor? Ya ben kulüpten çıkacak paradan bahsediyorum. Sponsor izlese 10 versin. Dersin ki Şimanski yerine bunu oynatacağım. Biraz daha golcü bir hüviyet. Daha biraz daha ofansif bir Fenerbahçe. Bir şey diyemem. Ama öbür türlü yani ne gerek vardı diyeceğim cümleler. Anladınız mı? Yani durum bu. Şimdi Fenerbahçe'ye Koeman'dan büyük engel maliyet. Bayern Münih'in satış listesine koyduğu Fransız kanat oyuncusu Kingsley Coman, bizim Alperen gezer yani bu. Ben biliyorum bunu. Alperen bu bizim. Tipine bakın, Alperen yani. Net Alperen. Yani Alperen'in kendi bile ulan ben bunu ne zaman çektirmişim falan diyordu. Gösterdiğim zaman. Öyle. 28 yaşına gelmiş. Hangi ara gelmiş lan? Daha geçen askerden geldiydin Alperen. Neyse, Coman taraftarlarda heyecana sebep oldu. Ancak oyuncunun maliyeti transferi zorlaştırdı. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Benim bir köprüm var. Vallahi var ya, aklınız durur. Köprü kine köprü. Üstünden arabalar geçiyor, insanlar geçiyor. Yani müthiş. Köprüyü görseniz satıyorum da ya. Vallahi şimdi maddi durumunuza göre değiştirebiliriz. Yani maddi durumunuza göre para durumu değiştirebiliriz. Ama köprüyü bir düşünün. Hocam ne köprüsü? Coman'dan bahsediyorsun. Oğlum Coman'ın Fenerbahçe'ye geleceğine inanıyorsanız elinde köprü var. Ondan bahsediyorum. Gerçekleşme ihtimali zor. 17 milyon euroluk maaşı nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali bir hayli zor. 27 maça çıkabilmiş. 5 gol 3 asist. Alman ekibiyle 2027'ye kadar kontratı var. 50 milyon euro değer biçiliyor. İyi de hocam Coman şey sakat. Kalbi sakat olmazsın. Ya Coman sakat diye bir bahane olmasa gerek ya. Tamam, oyuncu bu kadar az önemli. Ya 50 milyon euro piyasa değeri. 2027'de sözleşmesi bitiyor. Ya tipi de aynı Alperen'e benziyor. 28 yaşında. Hadi Alperen'e benzemese yine bir şekilde anlarım. Ve milli takımıyla da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 56 maça çıkmış, milli takımda 8 golü var. Hani bahsettiğimiz arkadaş Paris Saint Germain, Juventus, Bayern Münih yapıyor. Yani bahsettiğimiz arkadaşın Paris Saint Germain altyapısına çıkıyor. Paris Saint Germain, Juventus, Bayern Münih. Şampiyonlar Ligi'nde bu üçünden biri denk gelse Sübhanallah çekersiniz. Yani öyle 3 takımda oynuyor. Ha, Juventus'tan Bayern'e 21 milyon euroya gitmişti 2017'de. O günden bugüne, yani bu sezon 27 maça çıkmış. 5 gol 3 asist, 1737 dakika. Açık söyleyeyim, ben de Bayern Münih'te forma giysem herhalde benim de transfer marketim bir 8-10 falan olurdu diye düşünüyorum. Bayern Münih'te forma giysem olmaz mıydı lan? Olurdu lan 8-10 milyon euro.
Oğlum benim göbeğim zaten 8 milyon euro eder. Siz beni hafife almayın. Beni hafife alırsanız yerinden oynarsın. Arkadaşlar koman moman yok gündemimizde ya. Yapmayın etmeyin gözünüzü seveyim. Her duyumcuyum diyenin arkasından gitmeyin artık yeter ya. Jose Mourinho TNT Sports'ta Rio Ferdinand'ın sorularını cevaplamış. Burada bazı sorulardaki cevaplar ilginç. Ya Chelsea döneminde olmayan golle kaybettik. Şu bu Drogba'nın golü diyor. Lionel Messi itirafı. Benim jenerasyonda küçük adam Lionel Messi'yi çalıştırmak isterdim diyor. En iyi atmosferler Old Trafford diyor. Bernabeu'dur. San Siro, Stamford Bridge çok şanslıyım diyor. Yani kulübün en iyi zamanında Manchester United'da çalışmasam da Old Trafford'dur diyor. Roma taraftarı çok sadık diyor. Kazanmaya alışkın olmayan bir takım için Roma taraftarının takıma çok sadık olduğunu söyleyebilirim diyor. En sevdiğim stadyum San Siro diyor. Şükrü Saracoğlu'nda bir çıkmaça da görürüm en sevdiğim stadyumu. Futbolcunun hangi konuda iyisiniz? Hiçbir şey demiş. Üç kelimeyle Mourinho komik, dürüst, en azından öyle olmaya çalışıyorum. Sonsuza kadar genç demiş. Başarı, başarı, başarı. İstirahat, istirahat. En sevdiğiniz kupa sonuncusu Konferans Ligi her zaman sonuncusudur diyor. O zaman Turkcell Süper Lig. Yok, Turkcell Süper Lig değil. Neydi? Spor Toto Süper Lig kupası o zaman. Gerçi ondan önce Türkiye Kupası'nı da alabilirsin ya. Neyse bakalım. Gol olmayan golle kaybettik. Hala düşündüğünüz bir futbol anı. Gol olmayan bir golle kaybedilen Şampiyonlar Ligi yarı final diyor. Unutamadığınız bir soyunma da sanası. Stamford Bridge'de devre arası neredeyse bacağımı kırıyordum. Masaj masasına tekme atmak istedim ama çok sert bir şeye çaptım. Tekmeliklerim yoktu. Az kalsın bacağım kırılıyor demiş. Menajerliğini yaptığınız en sevdiğiniz futbolcu kim? Bunu söylemek zor. Söylemek haksızlık olur. Her kulüpte çok sayıda oyuncum vardı ve oyuncular olmadan bu kadar çok şeyi kazanma mümkün değil. Terry, Lampard, Drogba, Ronaldo, Xavi, Alonso. Inter'deki tüm oyuncular. Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum yani. Futbol dışında en sevdiğiniz spor dalı güreş değil. Tabii tenis, Formula 1 diyor. Futbolda en iyi arkadaşı. En iyi arkadaşınız kim? Bunu söylemek haksızlık olur ama diyor. Üniversitede benimle birlikte olan ve benimle birlikte ayrılan ve kariyerleri bana çok paralel olan isimler. Yani arkadaşlarım Jose Peseiro, Jose Morais, benimle birlikte üniversiteden ayrılan bu adamlar. Gençliğimizin en güzel kısmını birlikte geçiriyorsunuz. Acun'un kankiş doları gibi. Tüm zamanların en iyi sporcusu Mustafa Hoca. İşte bu gerçekten zor. Birçok farklı nedenden ötürü neredeyse imkansız. Sadece spor değil, silinemeyecek bir tarih yazmış kişiler. Belki bizim jenerasyonumuza bilmiyorum ama Jesse Owens diyebilirim demiş. Tarihin yetiştirdiği en iyi sporculardan biri Naim Süleymanoğlu'dur. Bana sorarsanız o kadar zorluğun içerisinde gerçekten de Kamil Guliyev vardı mesela. Mesela Mete Gazoz. Bak Türkiye adına ilginç sporcularımız var. Buse Naz Çakıroğlu. Şimdi Buse Naz Sürmeneli de Fenerbahçe'ye geçti. İkisinden de iyi madalyalar bekliyoruz. İyi başarılar bekliyoruz. Mesela kızlarımız, voleyboldaki kızlarımız. Gerçekten şöyle düşününce çok ciddi sporcular var ama hani dünyaya damga vuran sporcu dersen ben Naim Süleymanoğlu derim ya. Ciddi söyleyeyim bir futbol dışında. Dünyada hani hocam gördüğün görebileceğin en iyi futbolcu kimdir? Ronaldo Nazario derim. Ya Ronaldo Nazario başka bir şeydi. Ya farklı bir şeydi. Hocam bizim bildiğimiz isimlerden Roberto Carlos gerçekten çok ilginç bir isimdi. Alex de Souza bak. Ciddi manada söylüyorum. Yani bir Stoichkov, ne bileyim bir Figo, Zidane, Beckham. Tabii ki de bunlar efsane isimlerdi ama bir Alex de Souza da gerçekten efsane bir isimdi. Yani o kadroların arasında yer alabilecek bir isimdi. Hocam Fenerbahçe'nin hiç bağı olmayan ama hayran kaldığım bir isim. Ya hırsıyla Gattuso'yu çok seviyordum ben. Teknikliğiyle, çalışkanlığıyla Davids Seedorf ama Edgar Davids daha şey. Zeka. Hani buram buram fışkıran zeka Zinedine Zidane abi. Futbolcunun dünya tarihinin bence en zeki futbolcularından biri. Bak Maradona falan filan ciddi hikaye. Ya onlar tamam oynuyorlar diyorlar tamam sertlik mertlik vardı. Yani o zamanki adamlar tırıvırı. Messi mi Ronaldo mu? Ronaldo. Hocam niye? Messi çünkü bir dönem FETÖ'cüymüş. Yurtlarda falan kalmış. Maklube falan yemiş. O yüzden. Yo, manyak mısınız oğlum? Ronaldo daha bence
donanımlı. Ha, tek başına takım, öbürü takımla takım. Mesela Messi'yi getirin, Alanya Spor'a koyun. Ne yapabilir? Hocam sahile iner, pozmos çektirir, işte Türkiye'nin tanıtımına katkısı olur. Ronaldo'yu getirin Alanya Spor, hocam Ronaldo keşke gelse ya. Türkiye'nin katılımına çok kat. Neyse, bir şey demiyorum ya. Bir de mesela unutamadığım, en sevdiğim, böyle en sempatik futbolcu. Ya en sempatik futbolcu çok fazla vardı. Semih Şentürk'ü çok seviyorum ya. Semih Şentürk mesela. Ama Semih Şentürk cennete gidemeyecek maalesef. Çünkü karısının çok fazla hakkını yiyen bir isim. Semih'in kızlarına bakın arkadaşlar. Nerede, niye hakkını yedin anlarsınız. Ulan insan bir sorar. 9 ay karnında taşıyacaksın. Hani çilek milek canın çekecek. Alacağım edeceğim. Hani bir iki yeri de sana benzesin hanım. Neresi benzesin falandır. Kızlar bildiğin Semih Şentürk. Köpeklere var ya, o bile Semih Şentürk'e benziyor. Bu kadar hakla cennete zor gidersin Semih. Ben söyleyeyim. Ama çok kaliteli, kibar bir isim. Yani çok beyefendi bir isim. O Sakarya kalecisi Martinez o tekmeyi attığında sadece Semih Şentürk'e de, bize de atmış oldum. Mesela Gökhan Gönül Beşiktaş'a gitmeseydi benim efsane, en efsane futbolcum Gökhan Gönül'dü. Maalesef bize ihanet etti diyebilirim. Neyse, siz benim hayat hikayemi boş verin. Sonra bunları konuşuruz. Hocam güzel konuşuyorduk ya. Boş ver ya Fenerbahçe'yi. Nereye kadar Fenerbahçe? Sen devam et hocam. Muhabbet sardı diyorsanız kanala abone olun. Bu videoyu da beğenin. Ama cidden yazık yani ya. Yani en acımasız futbolcular, ama Gattuso bak cidden en acımasız futbolcular. Fenerbahçe'de Kemalettin Şentürk mesela. Hiç vicdanı yoktu. Kemalettin'in neyini severdim? Kemalettin oynardı bir maç, iki maç, üç maç, sonra dört maç cezalı. Sonra tekrar bir maç, iki maç, üç maç, belki dördüncü maç, yine dört maç cezalı. Yani hiç affetmezdi. Komünist Kemal mi derlerdi ya? Eskiler bilir de. Komünist Kemo mu diyorlardı? Siz benden iyi bilirsiniz. Biraz sol görüşlü birisiydi diye biliyorum. Mesela Rıdvan Dilmen'in futbolculuğunu çok izleyemedim. Malum sebepler, sakatlıklar, şunlar bunlar. Keşke Rıdvan Dilmen'i daha fazla izleseydik diyorum. Alex de Souza, ben Alex'in maçlarını izledim. Canlı da izledim. Gözümle de görerek izledim arkadaşlar. Ama keşke daha fazla izleseydim diyorum. Yani en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi. Fenerbahçe'ye gelmiş gelen en iyi yabancılar listesinde Alex'i sayarım. Kariyer olarak Roberto Carlos'u, Anelka'yı sayarım. Hoydonk'u sayarım. Ama böyle sempatik, güler yüzlü. Atilla Salah'ı çok seviyordum ya. Çok sempatik, şirin bir çocuktu. Allah yolunu bahtına açık etsin. Kurunic. Şaka lan şaka, ne Kurunic'e. Stevic vardı. Aldık birinde 40 metreden falan bir gol attı. Başka bir şeyi yoktu. Ulan ne isimler aldık ya. Fenerbahçe'de ne isimler geçti ya. Kimler? Revivo'yu çok seviyordum. Konyalı değil, Ukraynalı. Rebrov. Sergiy Rebrov. Ulan bir sevindiydim Rebrov geldi diye. Fenerbahçe'de hiç bekleneni yapamadım. Kenneth Anderson mesela. Çok beğeniyordum. Çok seviyordum. Tam tutmadıydı bu ikisi ya. Ama Rebro keşke Fenerbahçe'de tutsa, efsane olsaydı. Konya'ya hat-trick yaptıydı. O günün gazete manşetini hatırlarım. Konyalı değil, Ukraynalı diye. İlginç isimlerdi. Mesela BMW'nin cidden saat satmaya falan gelmiş diye söylüyorlardı. Çok enteresan bir hayat hikayesinin olduğunu söylüyor. Neyse ya. Edin Dzeko'ya sürpriz talip diyeyim de bitireyim. 20 dakika olmuş. Arkadaşlar çok özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Edin Dzeko'ya sürpriz talip diyor. Hajduk Split ilgileniyor. Index HR'de yer alan habere göre Hajduk Split sportif direktörü Nikola Kalin için iki önemli transfer peşinde oldu. Bunlardan birinin Dzeko olduğunu söylüyor. Diğeri de Kurunic'miş. Ivan Rakitic'miş diğeri de arkadaşlar. 46 maça çıktı. 25 gol 10 asist. Bana herkes şunu söylüyor. Hocam bak sen hani Dzeko'yu biraz çöplüyorsun, kabul de. Sence de gitmeli mi diye. Arkadaşlar bakın. Sıklıkla söylediğim cümleler artık insanlarda bunaltmaya girer. Bir öğrenciye bile aynı dersi tekrar tekrar söylerseniz öğrenmez. Aksine unutur. Çünkü çok sık tekrar yaptığınız zaman zihin diyor ki ben gerizekalı mıyım ki bu tekrar ediyor diyor. Ve bu gelişme, yani bu cümleleri önemsiz olarak adledip şey atıyor. Yani sistem dışına atıyor.
Siz de bunu yapın. Şimdi Fenerbahçe'nin 3 süperstar transferi. Mesela Talisca 1, Koman 2, Zalewski 3. Ben şunu söyleyeyim. 3'ü de gelmeyecek arkadaşlar. Son durum bu. 3'ünü de beklemeyin. 3'ü de bence süperstar. Hocam Zalewski tam süperstar değil. Şimdi Allah için. Bir mesela Sterling desen anlarım. Sterling de gelmeyecek. Ondan sonra başka kim? Lewandowski. Mesela Lewandowski desen anlarım, o da gelmeyecek. Bak 5 tane isim söyledim size. Hangisini süperstar kabul ediyorsanız. Başka hocam kim gelmeyecek? Mesela Rafael Varane. Arkadaşlar Varane konusunda yok herhangi bir gelişme, gelmeyecek. Yani birçok arkadaşım soruyor hocam Varane gelmeyecek değil mi? Varane gelmeyecekse sevinelim diye. Gelmeyecek arkadaşlar, herhangi bir şey duymadım yani Varane'la ilgili. Bir duyumum yok açıkçası. Bu arada karneleriniz inşallah iyidir. Aman okuyun arkadaşlar. Okuyamasanız da okumaya çalışın. Ha, durumlar bunlar. İyiydi hocam, sen bu videoda bizim içimizi kararttın. Fenerbahçe yönetimi hiç mi transfer yapacak? Yapacak arkadaşlar. En az 2 tane dünyaca ünlü yıldız getirecekler. Ben size kefilim. Getirmezlerse bana kızın arkadaşlar. En az 2 tane dünyaca ünlü yıldız gelecek. Kefilim ben. 3 ve 4 gelecek mi? 3 %70 %80 gelecek ama 4'e söz veremem. Bakın dünyaca ünlü yıldız nedir? Ya piyasa değeri 20 milyon euro ve üstüdür. Ya da herkesin kabul ettiği. Mesela Lewandowski 20 olmasına gerek var mı? Dünyaca ünlü yıldız. Mane 20 olmasına gerek var mı? Dünyaca ünlü yıldız. Talisca da bence dünyaca ünlü yıldız. Başka mesela Sterling, Heung-min Son, Højbjerg 20'ye yakın. Bence o da dünyaca ünlü. Premier Lig'den gelecek sonuçta gelirse. Başka işte Greenwood falan konuşuluyordu. Dybala konuşuyordu. Lukaku mesela forvet konuşuluyordu. Bu arada aklıma gelmişken onu da söyleyeyim. Lukaku da gelmeyecek arkadaşlar. Dybala da gelmeyecek. Şimdilik gelmeyecek. Her şey Szymański'nin olağanüstü satışına bağlı. Eğer olağanüstü satış olursa olabilir. Onun dışında bir şey diyemem. Yani aktaracaklarım bu kadar. Biraz muhabbet oldu. Kusuruma bakmayın. Teşekkür ederim her türlü katkınız için. Dediğim gibi diğer kanalda 2 Ağustos'a kadar üyelikler. 2 Ağustos'tan sonra da burada üyelikler sürecek. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı cumalar.